Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Kupayı Kim Çaldı animasyon serisinin 7. bölümünde nihayet kupayı hangi karakterimizin çaldığını öğrendik arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de 7 bölüm olmuş. Brawl Stars gizemler açısından en gizemli o durumlardan birisi olduğu söylenebilir. Resmi bir Brawl Stars animasyonu eğer bilmiyorsanız tam bütün bölümleri arkadaşlar kartlar bölümleri çıktı. Bütün bölümleri bir tane gizem videosu çekmiştik ve bugün arkadaşlar nihayet hangi karakterimizin kupayı çaldığını öğrendik. İlk öncelikle eski bölümleri izliyoruz arkadaşlar. Kupamız burada çalınıyor. İşte parti durumu falan filan var. Partide olmayan birini arayın diyor burada. Ondan sonra Tera'ya götürüyorlar arkadaşlar. Tera bu sembolü gösteriyor. Ve arkadaşlar Karolor Spike burada kötüler teşkilatı. Ve burada hangi karakterimiz kötü yapmaya çalıştıklarını anlayacağız. Burada Colette konuşuyor arkadaşlar. Olursanız en son bir ay. Lan bir ay ne çabuk geçti lan. Bir ay önce Colette'de kupayı hangi karakterin çaldığını biliyorum tarzı bir şey demişti. Burada bölümde arkadaşlar Bell bize kupayı hangi karakterin çaldığını gösterecek. Gördüğünüz gibi gerçekten arkadaşlar efsane bir bölüm. Bu arada arkadaşlar okuldan yeni geldim ve gelir gelmez bu videoyu çekiyorum. O yüzden edite falan çok fazla uğraşamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve bu süreçte bile gerçekten kanalımızın kemik kitlesi helal olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi asla eksik etmiyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar kanalımız yeni keşfeden arkadaşlarımız sizlerden de biraz destek bekliyorum. Videoyu likelamayı, halen de kanalımıza abone değilseniz de abone olarak aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larımız böyle düştü. Onları toparlasak efsane ötesi olur. I bet you've had me pegged as the trophy thief since episode 3. Had it figured out for a while, didn't ya? Evet arkadaşlar ben burada diyor ki bu arada birazdan göstereceğim kupayı kimin çaldığını. Şimdi biraz normalde önce animasyonu izleyip sonra detaylara bakardık. Şimdi arkadaşlar burada öyle bir durum, bu değişik bir şey. Şimdi Bell burada diyor ki muhtemelen 3. bölümden beri kupayı benim çaldığımı düşünün. Çünkü ben bir soyguncu karakter olduğum için benim çaldığımı düşünün. Ama arkadaşlar kupayı Bell çalmış. Hatta Bell dedektif gibi kupayı kimin çaldığını çözmüş. Helal olsun valla. Çünkü diyor ki arkadaşlar bakın kupayı ben çalmadım. Yanıldım diyor. Yani arkadaşlar diyor ki bakın arkadaşlar göstereceğim bir saniye. Söyleyeceğim ne dediğini. Bakın arkadaşlar şu ortama baksana, her yerde elmas var, altın var, mega kutu var, pembe mega kutu bile var yani. Bel eğer gerçekten soysa da gidip mal gibi orada kupayı mı alırdı yoksa bunları mı soyardı? Yani akıllı bir insan tabii ki de arkadaşlar. Neden kupayı soysun mantıklı olarak? Buradan gelip Bel arkadaşlar eğer soysa tabii ki de buradan elmasları, altınları soyardı. Ama kupayı Bel çalmış, hatta Bel kimin çaldığını da çözmüş galiba, bilmiyorum. If it was me, there wouldn't be a gold coin left in that safe. Indulge me. Yeah, hacking the security system. Güvenlik kameralarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada güvenlik kameralar hakkında bir şeyler söylüyor. Yes. Plus their kit was... burada kullanılan malzemeleri görebiliyorsunuz. Lazerle çalındı kupa bildiğiniz gibi. Lazer var, altında poşetle geçirilmiş içerisinde bir şey var. Terran'ın kartı falan filan var. Sana neden Mortis'in çıkartması var bilmiyorum ama kupayı lazerle çaldığını gösteriyor arkadaşlar burada. Burada bir tane ayak izi var ve soldaki benim kılıç dikkatimi çekti. Yani burada asıl dikkat etmemiz gereken sağ kısımdaki yer. Ama ben nasıl bir insan bilmiyorum ama sol kısımdaki kılıç sanki bana Amber Delavega Cosmic geldi, bir tane fotoğraf vardı. Ekrana koyarım belki arkadaşlar. Bu yorgun halini edit yaparım yine ama şöyle bir fotoğraf vardı. Aynı yine böyle bir yere saplanmış bir kılıç vardı. Amber Delavega olabilir arkadaşlar, bilmiyorum ama bana orada bir gönderme tarzı bir şey geldi. Ağzına yağ falan akıyor. Amber'ın yağ şişeleri falan olabilir. Tabii ya arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken yer burası değil arkadaşlar. Tabii ben değişik bir insan olduğum için buna dikkat ettim. Asıl dikkat etmemiz gereken sağdaki ayak izi tabii ki de. Burada Bell diyor ki sağdaki ayak izi bir çocuğun ayak izi. Yani ayakkabı numarası kaç bilmiyorum artık ama 20, neyse ben hiç yapmayayım. Yani bir çocuğun ayak izi. Kupayı bir çocuk karakter çalmış diyor. Ve daha sonra da diyor ki arkadaşlar hazır mısınız? Kupayı hangi karakterimizin çaldı geliyor. Açıyorum. Neyse tamam, Mevko'da açım yapmıyoruz arkadaşlar. Burada ve geliyor. Yolla gelsin hocam, yolla gelsin. Evet. Kupayı burada Jesse'nin çaldığını görebiliyorsunuz. Burada şüpheli olarak Jackie, Pammy ve Nani üzerine çizmişler. Genel olarak bu üçünden dördünden şüpheci olmuş arkadaşlar. Ama daha sonra demiş ki bu ayakkabı bir çocuğun ayakkabı izi olduğuna göre Jesse çalmış. Şimdi arkadaşlar dediniz tamam, Jesse kupayı çaldı abi, bir sonraki ayını izleyeceğiz. Devam ediyoruz. Bu arada arka plan detayları falan filan oraya geleceğiz arkadaşlar. Atlamadım, merak etmeyin. Kupayı Jesse çaldı tamam ama neden çaldı? Yani bu esasında daha büyük bir gizem olabilir. Çünkü hani her kötü kahramanın, kahraman değil mi, her kötü adamın bir hikayesi oluyor ya. Yani hep bir sevdikleri için falan filan kötü olurlar falan filan. Bir kötü karakterin bir kötü hikayesi oluyor. Belki de Jesse
birilerini feda etmek için kötü olmuştur bilmiyorum ama buranın arkasından bir hikaye çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Colette, Jesse, Pam, Amber falan filan var arkada. Bee falan filan var. Bir de biliyorsun ki teşkilatın içerisindeydi. Bu arada arkadaşlar teşkilat demişken Brawl Stars dizimizin yeni sezonu yakında Mini Titan kanalımıza başlıyor, onu da söyleyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar arka plan detaylarına ve benim düşüncelerime. Kupayı Jesse çaldı, burası kesin. Baktığınız zaman arka kısımda Albay Rufus'u görebiliyoruz arkadaşlar, sanırım kovuldu ve orada yukarıda bir tıta var. Onun haricinde arkadaşlar arka plan detay olarak şurada Terra'nın bulmuş olduğu bir tane logo vardı arkadaşlar. Aynı zamanda bu kötüler ekibinin işte Karalord Spike baş düşman birinin bulunduğu bir mekan vardı bir 5. ya da 6. bölümde. Arkadaşlar o kötülerin sembolü gördük, bu karga tarzı bir sembol. Yani her kötülük teşkilatın bir sembolü de o da bu karga tarzı bir şeyin sembolü arkadaşlar. Arkadaki notlarda yine benim size dediğim şeyler yazıyor. Yukarıda bir tane takvim var arkadaşlar. Takvim sanırım 18'ini işaretlemiş. Yukarıda November tarzı bir şey yazıyor. Takvim 18'ini işaretlemiş. Burası arkadaşlar ne oluyor? World Finals, yani dünya finalleri ayın 18'ini işaretlemiş. Yani orada World Finals yazmadığı direkt aklımız hepsi de Brawl Talk'a gidecekti ama Brawl Talk değil arkadaşlar. Bu World Finals dediği şeyler sanırım. Ya tabii bu arkadaşlar animasyonlar nereden çıkıyor? Brawl Stars'ın şampiyonluk vadesini açtık kanalda arkadaşlar. Böyle reklam gibi bir şey arada çıkıyor arkadaşlar. Yani abi tabii ben nasıl çalsın ya? Ben de benden şüphelenmiştim. Eski bölümleri izleyebilirsiniz. Yani bel altınları çalar abi, niye onları çalsın? Şimdi abi bu güvenlik kameradan çok enteresan bir şey vardı. Kameralar çok iyi çalışıyor diye burada bel ama oğlum orada hayvanlık gibi ayak izlerini görmeyip gidip küçücük şeyleri görüyor. Acaba Jesse'yi görmek istemedikleri için mi görmüyorlardı? Yoksa kameralar gerçekten mi görmüyordu bilmiyorum ama orada arkadaşlar hayvanat gibi ayak izi var ve orada bir tane saat var. O saat sanki altından bir saat, belin saatine mi benzemiş hatırlamıyorum ama bayağı aylar geçmiş harbiden. La o bir ay ne çabuk geçti arkadaşlar ya. Burada bir de kupanın nasıl çalınacağı hakkında güzergahı da var. Yani kupayı çaldı, nasıl kaçacak falan filan. Onu yine arkadaşlar o kötüler ekibinin olduğu bölümde göstermişlerdi bizlere, biliyorsunuz ki. Yine onun kağıdını, yani ben nereden bulmuş bilmiyorum ama Colette de biliyor kupanın kimi çaldığını. Ben de biliyor arkadaşlar, benim düşünceme göre. Yani Jesse kupayı neden çalmış, bence bunun arkasında Colette de olabilir. Çünkü Colette nereden biliyor? Bel tamam, bel kendisi çözmüş ama Colette nereden biliyor? Bence bu hikayenin içerisinde Colette olabilir arkadaşlar. Colette'in kötü Colette diye kostümü de var. Bu kötüler ekibine girmeye hazır yani. Hazırda bekliyor. Baktığınız zaman kağıtlarda çok detaylı bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bir de burada Nani ve Jackie'den şüphe edilmiş. Neden Bel Nani ve Jackie'den ve Pam'den şüphe etmiş? Bunları da yine bir sonraki ay görürüz diye düşünüyorum. Çünkü neden bilmiyorum. Çünkü çocuk ayak izi var ve oyunumuzda başka çocuk olan karakter Leon var. Leon gerçek kız değil. Bilmiyorum arkadaşlar, Leon kız mı falan filan arkadaşlar, iyice aklımızı bulandırdılar ama bilmiyorum. Kupayı Jesse çalmış. Kupayı neden Jesse çalmış? İşte küçük bir ayak izi var. Neden çalmış bilmiyorum ama yani diyorlar abi, küçücük boy var, türlü türlü oyun. Yani bir sonraki ayda göreceğiz ama dediğim gibi bence bu hikayenin arasında Colette falan filan çıkabilir arkadaşlar. Bakın burada Ames falan filan kaldı. Ames'in partisi vardı, yok. Ames'i bir kere sorguya çekmişlerdi ve Ames'in arkadaşlar bir tane bandı vardı atacak olursanız. Belki Jesse ile Ames'e bir bağlantı olabilir. Jackie'yi neden araya soktular? Amber neden? Ha bak, Amber burada var arkadaşlar. Amber'ın az önce kılıcını görmüştük. Rosa neden var orayı bilmiyorum ama şu an ekrandaki karakterlerle alakalı bir hikaye önümüzdeki ayda bulabiliriz diye tahmin ediyorum. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki ay devam edeceğiz arkadaşlar. Bildirimleri açın. O videolardan haberdar olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonra videolara kadar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bye bye.